inşallah yani onların nazarında, Fidan Usaybin nazarında güzel. Fen Lisemiz ikinci senesine girdi. 10. ve 9. sınıflarımızla inşallah Türkiye eğitim arenasında sizinle yarışa çıkacağız. Ve sizlere güveniyoruz. Allah'ın izniyle öğretmen arkadaşlarımızın da destekleriyle çok güzel şeyler yapacağınıza inanıyoruz. Ki geçen sene 10. sınıflarımız kendilerini gayet güzel bir şekilde ispatladılar ve bizleri çok güzel bir şekilde temsil ettiler. 4 askerimiz şehit oldu. Onlara rahmet diliyoruz ve inşallah onlar için bir saygı duruşuyla. Kendi ilçeler aynı derecede kaldıysa bir başarıdır. Ama biz ona rağmen aynı derecede değil, ortalama, ilçe ortalaması olarak her derste ortalama 2 soru da yükseğe geçtik. Yani o zorluğu koruduk ayrı, 2'yi nerede yükselttik. Öğretimimizin ilk saatinde biz Fen Lisemize ayırdık. Ve inşallah sizinle birlikte biz de mutlu olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz size bu sözü veriyoruz. Bize teslim ettiğiniz evlatlarınızı üzerine bir şeyler katarak daha güzel bir şekilde 4 yıl sonra tekrar size iade edeceğiz Allah'ın izniyle. Bundan emin olun. Biliyorsunuz bir sene içerisinde İsrail ürünlerinin çocuklarımızı yedirmemeye çalışıyoruz. Ve bunu aile olarak da program olarak üzerinde duruyoruz. Çocuğumuzun eve gelip bir şey, ben okulda şunu tüketiyorum, şunu okuduğum dediği zaman bu bir sorun. Öğretim yılımıza maalesef dün Tunceli'de bir kaza sonucu 4 askerimizin şehit olmasıyla başladık. Onları yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Eğitim öğretim yılımıza ondan dolayı bir dakikalık saygı duruşuyla başladık. 2024-2025 eğitim öğretim yılını Seyit Mustafa Çelik Fen Lisesi'nde eğitim öğretime start vermek istedik. Fen Lisemizin bölge çapında inşallah eğitime güzel bir yatırım olduğunu beyan etmek isterim. Ayrıca hayırsever ailelerimizi zikretmeden geçmeyeceğim. Burada olduğumuzdan dolayı başta Seyit Mustafa Çelik ailesi olmak üzere Muzaffer Hocaoğlu, Necdet Aktaş, Ömer Özer, Metin Çil gibi diğer bunlar bina yaptı. Diğer hayırseverlerimizi de minnettarlıkla almak istiyorum. Var olsunlar. Eğitim öğretim yılı başlarken Nusaybin eğitimini sorarsanız, Nusaybin eğitimi Allah'ın izniyle birazcık geriden gelmiş olabiliriz. Ama sürekli yukarıya doğru bir yükselen çıtamız var. Biz eğitimde çığırlar açmaya adayız. Türkiye eğitim arenasında Allah'ın izniyle Nusaybin eğitimiyle var olduğunu ispatlayacaktır. Biz bunu halkımıza söz ve beyan olarak zikretmek isteriz. Eğitim alanında bizim fiziksel şartlarımız artık çok iyi. Biz şehir merkezinde, tüm liselerimizde neredeyse %90 üzerinde tekli eğitime geçtik. Öğrencilerimiz sabahın köründe kahvaltısız bir şekilde okula gitmeyecek. Akşam ezanında okulda olmayacak. Gayet ideal olan tekli eğitim, yani tek öğünlü eğitimde çocuklarımız, yavrularımız okullarda eğitimlerini alacaklar. Kadro anlamında Allah'a şükür %90'ın üzerinde bir doluluk oranımız var. Branşlarda neredeyse geçici diye bilinen öğretmen arkadaşlarımızdan ziyade tamamen kadrolu ve sürekli eğitim anlamında sürekli görev yapan arkadaşlarla eğitim veriyoruz. Bu da eğitim açısından önemli bir olgu, önemli bir etken ve inşallah bu da bize başarılar getiriyor. Sizlerin huzurunda teşekkür etmeden geçmiyorum. Nusaybin halkı eğitime çok destek veriyor, bizlere çok destek veriyor ve emin olun onların sayesinde bir başarımız varsa payları çok büyük.
Biz Nusaybin halkına, eğitimciler camiası olarak teşekkür ediyoruz ve biz de o ilgilerine layık olma sözü veriyoruz. Çocuklarımızın Allah'ın izniyle başarılı olması görevimizin ifa etme konusunda biz Nusaybin halkına daha başlangıçta ilk günden söz veriyoruz ve sözümüze de duracağız Allah'ın izniyle. Bu yıl yine diğer yıllar gibi eğitime kazandırılan eserlerimiz var. Bu eserlerimiz de inşallah devreye girerek daha çok, daha rahat bir ortam oluşacaktır. Bizim Nusaybin eğitim konusunda iddiamız, beyanımız, Nusaybin eğitimde ben varım diyecek. Nusaybin bundan sonra Allah'ın izniyle olumsuz şeylerle değil, eğitimle anılacaktır. Nusaybin eğitimiyle tanınacaktır diyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Buradan tüm Nusaybin'e selam ve hürmetlerimi iletiyorum.